Kadınların 90 kilometreden fazla uzağa gidememesinin hükmü nedir? 90 kilometre. Peygamberimiz zamanında kilometre var mıydı? Yok. Şimdi bu 90 kilometre olayı şuradan çıkıyor. Peygamberimizin hadislerinde işte bir beritlik mesafe, bir fersahlık mesafe, üç fersahlık mesafe, üç günlük mesafe, işte buraya kadınlar mahremsiz gidemez diye değişik hadisleri var. Yani çok kısa mesafeleri de yasakladığı var, uzun mesafeleri de yasakladığı var. Ve bir sahih hadiste de Adi İbni Hatime şunu söylüyor. Diyor ki sen Hire'yi bilir misin? Bugünkü Bağdat'ın olduğu yer. Duydum ya Resulallah diyor. Gün gelecek diyor. Bir kadın devesine binecek. Hire'den tek başına Mekke'ye hacca gidip geri dönecek. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Yani o derece güvenli olacak o yollar diyor. Şimdi Hire'den kalkıyor. O Kerbela çölü ki ne kadar zor olduğunu ben otobüste birkaç kere geçtim. Otobüste bile geçmesi zor olan bir yer. Oradan gidiyor 700 kilometre falan mıdır? Yok, ne 700? Çok fazla. Şey, sınırdan itibaren 700 kilometre. Oradan yani 1000 küsur kilometre belki 500 oradan 1200-1300 kilometrelik bir yol. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradan kalkıyor. Belki de 1500 kilometre vardır. Şimdi çünkü Kerbela'dan hesap ettim. Oradan şeye kadar da 250 kilometre Bağdat'a kadar. Şimdi yaklaşık 1500 kilometrelik bir yolu tek başına gidiyor. Çölü geçiyor ve dönüyor. Adi İbni Hatim diyor ki ben yaşadım ve bu olayı gördüm diyor. Hire'den bir kadının tek başına hacca gidip geldiğini gördüm. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman yolculukta esas olan ne? Güvenlik. Güvenlik varsa problem yok. Güvenlik yoksa şuradan şu sokaktan öbür sokağa bile gidemezsiniz. Kadın da gidemez, erkek de gidemez. O 3 günlük şey, 90 kilometre de şuradan çıkıyor. Hanefiler 3 gün 3 gece, yani 3 günlük mesafede işte, Mesih ile ilgili bir rivayet var. Yolcu 3 gün 3 gece mesih eder hadisinden hareketle 3 günlük mesafeye gidenlerin yolcu kabul edileceğini düşünürler. Ondan sonra bu 3 günlük mesafeyi de yaya yürüyüşü olarak düşünürler. Bir günde bir insan ne kadar yürür? İşte 30 kilometre yürür. 3 günde 90 kilometre yürür. Bu defa 3 günü 90 kilometreye indirirler. Ona göre fetva verirler. Yani 90 kilometre böyle bu şekilde oluşmuştur. 3 günlük mesafe. Bazıları da 3 günlük mesafe diye olduğu gibi alırlar. Efendim bugün işte Türkiye'de kimse yolcu olmaz. Niye? Artık yeni vasıtalarla hiçbir yere 3 gün, her yere 3 günden daha kısa sürede gidilir derler. Bunların bize göre her ikisinin de kıymet harbiyesi yoktur. Çünkü burada esas olan yolculuktur. Peygamberimiz hiçbir zaman mesafeden bahsetmemiştir. Yolcu sayılıyorsanız örfen yolcusunuz. Bitti. Buradan şimdi mesela Kadıköy'den gelenleriniz var. Kendinizi yolcu sayıyor musunuz? Saymıyor. Bu birisi sayıyormuş ama o boşuna sayıyor. İstanbul'da kimse yolcu saymaz. Ama Gebze'den gelen olsa, şey Gebze değil, Gebze'de de saymazlar da İzmit'ten gelen olsa sayarlar. Bu bir örf meselesidir. Evet.